8.25 numaralı kapı olacak. 9.55'te uçağa bindik. Tamam. Atatürk Havalimanı'ndayız. Amsterdam'a gidiyoruz. Amsterdam'a değil, Peru'ya gidiyoruz. 4 uçakla. Böyle sonunda geleceğiz Peru'ya ama. Bu herhalde tarihteki en uzun uçuş falan olacak. Bilmiyorum daha uzunluğu yapar mıyız ama. Çok çılgın, 3'te 1 fiyatına bir bilet bulduk. Biz de bakmadan 4 aktarma mı 5 aktarma aldık. Gideceğiz inşallah. Bence gidelim. Neyse ben o zaman yolda anlatayım bunu. Oho, abi heyecanlandı. Bak pasaportları, her şeyi. Neler neler bıraktı gidiyor. Check-up yaptım umarım işe yarar. Bilgi Han'a cam, kendime kumbara oldum. Ortasında kimsenin almayacağını oldum, bakalım. Boş mu? Boş. Hadi be. Gerçekten mi? Bu arada yeni bir tane şu gorilla potlardan aldık. Acayip işe yarıyor. Amsterdam Havalimanı'na geldik. Burada yaklaşık 5 saatimiz var. 5 saat sonra diğer uçağımız kalkıyor. Uçuş kartlarımızı aldık, güvenliğe gidiyoruz. Böyle şehre falan inmeyi düşünmüyoruz bu 5 saatte. Çünkü çalışmamız gerekiyor. Az sonra güvenlik kontrolü var. Yanımızda bir şey var, sorun çıkarabilir. Umarım çıkarmaz. A few moments later. Güvenlik kontrolünden geçtik, problem çıkmadı. Şimdi hem yemek yiyecek hem de çalışacak bir yer bulunuyoruz. McDonald's'a çöktük şu anda. Daha ne olsun ya, daha ne olsun. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Londra uçuşumuz az sonra kalkıyor. Çok kısa bir uçuş olacak. Orada da 2,5 saatimiz var. 2,5 saat sonra Brezilya uçağına binmemiz lazım. Bu uçak geç kalkmıyor herhalde, bir sorun yok yani. Rahat rahat yetişeceğiz. Efsane biletin sahibi British Airways. Uçağın en arkasındayız. İlk check-in olan bizdik. Daha açılmamıştı neredeyse. Çünkü 5 saat önce check-in oldu. Ve bize gerçekten burayı uygun görmüş arkadaş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Sevgilerimizi iletiyoruz buraya. Sen de iletiyor musun? Brezilya'yı da aynı arkadaş vermişti. İnşallah o arkada değildir yani. The calculation between the provisional guess or the guess and the actual figures has been a bit of a Bir yandan vardı, hala kalkmadık. İşte bir motor çalışmıyor, neden size çıkıyor diye. Yani elindeki verilere bakıyorlar, ne kadar insan var, ne kadar bagaj, yani kilosu ne kadar uçacak. Ona göre bir yakıt yüklemesi yapıyorlarmış. O yüklenen miktarın daha sonra az olduğunu fark etmiş uçaktakiler. Dolayısıyla yeniden bir tahmin yapılmış, ona göre takviye yapılmış, onu bekliyormuş. Hadi be. Hı? Allah, hava da benzin çekmiş. Vay Allah. Bakıyorum senin her çok fena. Şuradan şurası ya, dolduruverselermiş biraz. Yani Amsterdam, Londra ne kadar ya? İşte o yüzden pek bozmamışlar herhalde. Hem onun şurası demişler. Bir su şişesi. Benzin şeyde. Kırmızıda.
uçağımıza 1,5 saat kaldı. Güvenlik kontrolünden geçtik. Üçüncü uçağımıza da yetiştik gibi duruyor. Ha bu arada çok tatlı bir şey oldu bizi gelirken. Atatürk Havalimanı'nda güvenlikle çalışan bir bayan tanıdı. Çok teşekkürler. Başımız belaya girerse seni arayacağız. Sen söyledin bak. Beni arayın diye. Bizim genelde başımız belaya giriyor. Bence başına iş aldı. Kazasız belasız Brezilya kapısına geldik. Bir sorun yok. Yani gene en arkaya mı koymuş ya? 44, 45, 50'ye doğru gidiyoruz. Abi çok ne gol yedik ya. Burası mı? Bari iki arkayı verseymiş de sadece biz gitseymişiz. Yapabileceğin en kötüsünü yapmış ha. Yemiz atlardan sonra bir daha dönmezmiş İstanbul'a. Başlarmış Savaskaya'dan. Herkes full montlarını falan giydi oturuyor. Manyak bunlar ya. Niye bu kadar buz gibi yapıyorlar şu uçakta? Herhalde şu anda bulunduğumuz yükseklikteki havayı veriyorlar içeri. O kadar soğuk yani. Bence British Airways'e gitmeyin. Böyle ucuz biletler olsa gidersin. Doğan ona gidersin. Belki biz de gideriz. Bir sponsorumuz olur hava yolu. Bize business verir. 7.40 Lima. Ben ilk defa Güney Amerika'ya ayak bastım şu anda. Şu anda basıyorum. Çok az kaldı, bekle bizi kırıp 5 saat sonra oradayız. Sevgili evloglar, çok güzel haberler aldık. Sizinle paylaşmak istiyoruz. Çok heyecanlıyız. Altın Örümcek diye Türkiye'nin web ödülleri var. Ve iki kategoride finale kalmışız. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin en iyi kişisel blog. Öbürünü hiç beklemiyorduk çünkü orası böyle Devler Ligi. Devler Ligi ve Dünya Deniz. Türkiye'nin en iyi turizm web sitesi. Dünya Deniz ne? Derya Deniz. Yanlış oldu. Bir daha söylüyorum o zaman. Birkaç gün sonra bu fotoğraftan çekeceğiz. Birkaç gün sonra. Bilge.